Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem arkadaşlar, devletçilik yıldızın arkada göz karşısında oturduğum maçıdır. Şerh Türkistan halkı bir eser mabeyin müstemli düşken olasını devletçilik ideizmini vazgeçmiyor. Çünkü Müslüman boğazı için Allah-u Teala'nın yardım verdiği yıllarda işlenken bu millet 33. yıl sahibi davranlarına kula arkalar, 44'te erikan görünen ki kula arkalar devlet boğaz. Devletin nezirisini oturup koygun. Yanılan bugün küllükte, gerçi Hıhtay'ın ki siyasi ve iktisadi her bir kuşu aşkan boğazımı, devlet kuralı ilgallıkımızla işencimiz boğallık için bir yerde oturabdık. Siyasi köreş yoldan vazgeçmedik. Çünkü bu imanımızdan tekezzası. Vatanperverlikten, insanlıktan tekezzası. Eğer biz imanımız samimi olsak, dinimiz kürsetken prensiplere emel kılgan olsak, devletin çokum kuralıyız. Onun üstüge zulüm üstüge kurulgan devletin ki uzun devri süren meydanlıkı bu bir hakikat. Şu an mukaddim herkese toktalmazdın. Biz devlet olsak, kandak devlet olsak ola. Ya ki bizge kandak devlet lazım diyen bu temindeki tasavvurlarımı oturup koymakçı. Çünkü yakın ki bir iki yıl, belki onun dün köprek müddet içinde siyasi hareketten, siyasi köreçten ki terakki kılışıkı erişip devlet nezriyesi oturup çıkıntıdır. Biz Uygurlar müstakil olsak kandak devlet kurumuz, kandak yaşayımız diyen bu fikir oturuğa taşınışı başladı. Elbette biz kurmakçı olan bu devletin ideyevi kurulması, yani ideyevi kımmet kararışları, ruhi kımmet kararışları, siyasi kımmet kararışları, ilmi kımmet kararışları, içtimai ve iktisadi kımmet kararışları mevcut. Ama büyük vakit münasebeti olan ideyevi kımmet kararışları, ruhi kımmet kararışları ve siyasi kımmet kararışları hakkında kısaca toktalık öpmek için. Şimdi biz kurmakçı olan bu devletin ideyi ve kımmet kararışları ne? Bu mesele özümüzge ve biz münasebet ortadan İslam dünyasına, Türk dünyasına ve insaniyet dünyasına cevap veriş için bu mühim olan bir tema. Sizler devlet kursanı kanda devlet kurmakçı. Bizi bilen sokuşuduğun devlet kuramızla ya ki bizi bilen çıkışıp yaşaydığun devlet kuramızla. Diyen bu sualı her vakit bizden aldığımız taşınıp durun. Şu bir yerde İkkilin dağın bir mesele yok. Ensireyi dağın bir mesele yok. Biz özümüzden itikadığa, milli kimlikimizge, kımmet karşımız asasen bu mesele keskin, enek cevap verişke muhtaç deyip karayın. Biz kurmakçı olan devletin kımmet kararışları tört nokta kulaslayın. Birinci, İslami ve milli kimlikle birleştirilen devlet kuruşu arzuyumuz mu? Elbette biz Müslüman bir millet oluş, süptümüz bilen, İslami kimlik bilen, milli kimlikimiz, milli medeniyetimizle birleştirilen devlette toluk, hürlik, erkillik için yaşayışlarız okuduğumuz. Belki bundan sonra bu İslam bilen kandak yaşayığını oluşturdu diye anlamam ki. Elbette İslam boğa vaktinde itikat kimlikimiz bilen, milli kimlikimiz bilen yaşayalıyız. Çünkü İslam insan yakide erkilliğini belgin. Fikir erkinliğini atakıyken, tasavvur erkinliğini belge, tallaş erkinliğini belge. Her bir insan bu hürlükle İslam kipirli kılalı. Ve men şâfel yu'min ve men şâfel yekfur. Keskin hüccet veren bu mesele enik. En bir yerde bir nokta var. Belki İslam devleti, yani İslam düşüncesi, İslam nezirisi asasındaki bir devlet kurumuz diye vaktinde bazıları, ya ki bazı kıyarındaşlar biz dini devlet kuruş karşı değişim mümkün. Biz dini devletle halamayımız değişim mümkün. Avrupa'da neçe esir yüzmeyen, nurgun kırgınçılık sebep olan, nurgun kantukülü sebep olan, hatta terakkiyatka karşılık gösterken, bunda dini devletten bize ihtiyacı yok. Buna biz muhtaç emez diyen sorunu elbette taşlayın. Elbette biz arzu kıyan devletin dini devlet emez vermeyiz. Biz dini devlet kurmak için emez.
köplügen kişiler dini devlet veren İslam devletine perkelendirilmeyi. Dini devlet veren İslam devletine ya ki İslam felsefesi asası devletinin arasında asman zımında çok fark var kardeşler. Korkaçına ağaçlı yok. Çünkü İslam devletliğimiz İslam'ın kanunundan menbesi kıygan, hakimini milletinin vekili edip kargan, hakimini doğru kılıdı, hata kılıdı. Zöğürt de biz hakimiyet durdu, zöğürt de bize bu eptaşının durdu edip karaydıgan devlet, bu İslam devleti. Ya ki İslam'dan siyasi nezriyiz. Aslında İslam devleti medeni devlet olur. Harbi devlet emez. Müstebit devlet emez. Diktatörlük devlet emez. Bir çıkıvası evlat mı evlat sürdüğün bunda devlet emez. Saylam üstü kurulgan, parlament üstü kurulgan ve hukuklarını ayırış üstü kurulgan devlet. Aslında felsefesi karaydıgan bu olsak. Ama dini devlet dediğimiz Avrupa'da yüzbegen bir kısım kerindaşlarının kalısını bağlayan dini devlet dediğimiz hakim özünü Allah'ın saiz deyip karaydıgan. Özünü mutlak hukuk ikzi deyip karaydıgan. Özünün nezirisini hatalaşmaydı deyip karaydıgan. Ve özünü birden bir doğru yolda kalanla hata yolda deyip karaydıgan bu devletini dini devlet deyimiz. Bu sebepten biz dini devlet kuruşu karşı. Tövendeki üç nokta öyle. Birincisi dini devlet hakim boğan ademle ya ki sultan padişah boğan ademle özünü Allah'ın ismiyle hakimiyet yürgüzü vatmen deyip deva kıl. Özünü Allah'ın zimindeki sayısı deyip deva kıladı. Hem özüge karşı fikri kıygan ademlerini azgın ya ki kafir deyip yokum çıkın. Bu İslam'dan siyasi nezirisi karşı. İslam'da hakim boğan adam ya ki sultan boğan adam Allah'ın sayısı emez. Allah'ın namilemi hakim bulduğun şahsı emez. Hatalaşmaydıgan insan emez. Hatalışı da doğru kıl. Asas kanunu doğru mansa, kubul kılındı doğru kılmaya kapkasa yol kısalım. İşkin sebepten dini devlette hakim boğan adamla bir kısım adamlarının ki yardım arkalık dini hüccetlerini izahlaştığını özü monopol kılıp aldı. Başkası göz karıştı boğan, başkası izahatını oturup koyduğu adamlarını kabul kılmaydı. Fakat minin diginin boyunca bana sen, bomba sen kapır, sen murted değil. Ama İslam'da ondan iş yok. İslam'da kaysı bir adam, Kur'an sünnetten ibaret, ilahi veyni, doğru özünün kaysı bile izahlaş, tefsir kılıç, düşünüş, iktidarı iyi olsa, dihan bolsun, faylasıp bolsun, mutfekir olup kalsın, yol onun koçu. Üçüncüden, dini devlet hakim, devletin bütün mal mülkini özünün şahsi mülki deyip karaydı. Devletin mal mülkini, baylıklarını halıgan adam birdi, halıgan kişilerden çekildi. Bu yukarıda üç türlük amel İslam'a tamamen zıt. İslam'dan siyasi nezirisine hılap. Şunun için biz, dini devlet kuruşu karşı. Bu işki atalgını bir yerde perkelendirmiş lazım. Demek İslam'daki devlet medeni devlet. Asas kanun üstü kurulgan devlet. Kur'an sünnetli asas kanunundan birinci menbesi kılınan devlet. Hem hakim halkının vekili, halkının ki hizmetçisi doğru kılıdı, hata kılıdı, onlardan hesap elinde dediğin devlet. Bana bu İslam devletinin ki izahatı. İşkence biz kurmakçı olan devletin ki fikri ya ki ideoyu kıymet karıştıran işkence tarmakı fikri erkinlik var devlet. Elbette biz edep ehlak işine, mesuliyet işine, tuğluk fikir kılıç erkinlik iyi olan devletine, devlet yaşasını arzu kılıyımız. Hem şundan devlet kuruşunu arzu kılıyımız. Çünkü İslam insanların fikir erkinlik kipirlik olur. İslam kipirlik kıygan bu erkinliknin birisinin ki özünün haşi kartta çekiliş hakkı yok. Şunun kişilerinin ki cemiyette selbi tesir gözetmeydiğen ya cemiyette buzgunculuk peyda kılmadan asasla özünün fikirli başkalarını çakırış, davet kılış, bazağı seliş, hukuku iyi. İslam'daki fikir erkinliği başka felsefeler seçtiği vakti de mesuliyetçilik iyi. Bir gepne kıysanız onun mesuliyeti var. Bir sözünü deseniz onun mesuliyeti var. Hesabatı var kıyamet günü. Şunu faydalı kovası oturup koyan faydası olup kalsa oturup koyman değil. İslam tefekkür kılış erkinliği var. Fikirli davet kılış erkinliği var. Hakim bulsun itiraz bildiriş. Hakim bulsun onu tenkit kılış erkinliği var.
bu İslam'dan siyasi nezriyiz. Lekin bu erkinlik her kızma fikir erkinliğine başkalar hakaret kıldıgan, başkalarını tıllaydıgan, birisini hain de töhmet kıldıgan, yani birisinin izzet aburuyunu çakıldıgan, ondan ahlaksız işe yol koymadı bu fikir erkinlik. Şunun için bunu edep ahlak işine, mesuliyet işindeki bir erkinlik de karayımız. Biz kurmakçı olan bu devletten üçüncü kıymet karışı fikir icatın akılını hürmetliydi. Biz kurmakçı olan devlet akıl hürmetliydiğen, mantık itibarı gelindiğen devletli yaşayışını yak mundak devlet kuruşu arzu kılımız. Çünkü İslam bilen akıl arzıda ya ki şeriat bilen felsef arzıda zıttık mevcut demez. Onun üstüge İslam dini akılık da yüksek derecede itibar verdi. Hüccetlerini izahlaş için, düşünüş için buna akıl oluş lazım deyip karaydı. Çünkü akıl korun vermeydiğen, iştihat korun vermeydiğen, tetkikat korun vermeydiğen bunda devletini halimeyemiz. Dördüncü ideyi kıymet karşı, dünya geçilgen devletini halimiz. Yani dünya geçilgen, şu vaktinin özü de paydalık neslerini başkalarına çıkaralıydıgan, yani tesir gösterilirken, başkalarda paydalık nesli olsun, tesirlendiğen, başkalarının paydalık tecrübelerden paydalıkan, bunda devletin yaşayışını arzu kılımız. Kandadır bir yerde kamılıp kalan, özünün başkalarını itiraf kılmaydıgan, paydalık nesli sırt çıkaramaydıgan, hem başkalar paydalık nesli kubuluk yığınanmaydıgan, katmal daşkal bunda devletin halimiz. Demek şeriatın kürsetmeleri ve maksatları zıt gelmeyen asasda başka medeniyetler geçiliş, başka medeniyetler paydınlaş, bu yakış iş. İslam başka medeniyetlerden paydınlaş ve başkalarıyla olan münasebet oranı çıkıyor, herkese mi çekilim koymaydı. İslam'dan dervas her milletke, her kanda devlet, her kanda şahs, her zaman uçuk. Bu biz kumakçı olan devletin ideyevi kıymet karşı. Kısıkça toktaldım, nasıl ötüle? İkinci, biz kurmakçı olan devletin ruhi kıymet karışı demeli. Biz kurmakçı olan devletin ruhi kıymet karışı dört türlülük. Birisi Allah'a ibadet kırış. Yani kalbi ibadetimiz olsun, akli tefekkür ibadetimiz olsun, ya iktizadi ibadetimiz olsun, yiganı Allah'a ibadet kıldığan devlet kırışı arzu kılınız. Üç ilahlık, ya ki iki ilahlık asas ibadet kıldığan devleti kalemeyimiz. Hem bundan desek İslam'daki ibadet fakat rozu ile zakat ile tükümeydi kardeşler. İslam'daki ibadet Allah'ın razılığını asas kılıp, dini için hizmet kılış, millet için hizmet kılış, vatan için hizmet kılış, insaniyetten menfaat için hizmet kılış, bunun hepsi ibadet. Şuna biz ibadet kılış, tevhidle asas kıysak, ibadetini hayat metodu edip karsak, ibadetini bizden ahlakımız, muamelimiz, stilimizden aynı gidip karayalısak, bugünkü bu krizislani, hablık dayalı kılçın siyasi hareket kılçın ibadet deyip karsak, o vakti da doğru ibadet düşenizge kadem koygan bunumuz. İkinci, ruhi kıymet kılçın kalbi paklaş. Biz kumakçı olan devletlerin karakteri kalbi ile nefsini paklaş ahmiyet verdiğin bir devletli kumakçı. Çünkü Kur'an'ın en yüksek bahsetlerinin birisi kalbini paklaş. Çünkü insanların kalbi pak olmağı vakti da, bunun kalp kurgakçılık yüzü burdu. Dünya peres oldu, hakikat için, adalet için, hürlük için bedel töleştiğini ensir edilen leşmeyeceğizlik bu kalbinin pak olmakalıklarından pas çıktığını gelmiş oldu. Çünkü bir ruh pak olmak insanda cesaret, insanda himmet peyda olur. Bugünkü bedel töleyen meskimiz, bedel töleyen meskinin nurgun adamlarının ki, ölep geçtiğinin ki, yani orunsuz, şehit olup geçişinden ya ölüp geçişinden sebebi del dünya parası kendisi gendek ve bedel töleştiğin ensireş. Ruhi kıymet karışan üçüncü tarımı ki mukaddesatlarımızın hürmetleydiğen devleti kalayımız. Biz mukaddesatları hürmetlendiğen, insan hukuk hürmetlendiğen, insanın izzet şerif kötürüldüğen bunda bir devletin kuruluşunu ya şunda bir devletin yaşayışını kalayımız kardeşler. Şunun olan birlikte biz yaşayan vatanını imai kılalıydıgan, milletini imai kılalıydıgan, tacavuz düşmelerine oradan destürüp takabül duralıydıgan güçlük devletli yaşasını arzu kıdımız. Dördüncü tarımakı güzellik ehmiyet biriş. Biz yaşamak için olan devlet güzellikini kadırlaydıgan, meyli bu güzellik manevi güzellik olsun, maddi güzellik olsun, ya kim kişek güzellik olsun, ya ki tural kucayı, koca, kuruluş, medeniyet güzellik olsun, güzellik ehmiyet verdiğin devletinin kuruluşunu yaş, arzu kılıyoruz.
Çünkü Allah güzel. Güzellikni yaxşı gör. Bu güzellik faqatlam sözünün güzelliği xas emas. Kalbinin güzelliği xas emas. Bütün nesleri güzellik işlerinin ihlas bilen buluşu, puxta buluşu, medeniyet yaratılışı, insanı hiss koşarlaydıgan buluşu, bana bu akhir güzellik. Bu biz kumakçı olan devletinin ki ruhi karakter. Üçüncü, biz kumakçı olan devletinin siyasi kıymet kararları. Bu dört noktayı böldüm bunu. Birisi, birinci kıymet kararı, hakimiyet ilahi vehiyge, hükümranlık milletge ya halkı mensup. Bu garip felsefesiyle peyaklılığından der, müşahedir. Biz kumakçı olan devlet, İslam kimliği enek olgan. Kineşli, hürlikli, adaletli, siyasi tüzümden türü gidip karaydıgan. Hakim tallaşlı halkının hukuku deyip karaydıgan ve hakimli milletindeki bir hizmetçi deyip karaydıgan devletinin kuruluşunu arzu koymuş. Her kızımı 100 yıllap, 300 yıllap evlatına sulalı kaldıgan müstebitlik, diktatörlük hakimiyetini halimeyemiz. Kur'an sünnetinin ibaret ilahi ve siyasi tüzümden birinci menbesi sırtlığı. Şuna asas kan yol koyuşta ilahi vehiyye birinci oran koyuş, ekel tecrübeni ona maslaştırıp koyuş. Bu biz kumakçı olan devletinin ki asas. Herkes bu yerde ilahi vehiy ile ekel ya felsef arasında zıttıkma uç demez. İlahi vehiyin düşünüş için ütkür ekel oluş lazım, ütkür an oluş lazım. Bugün 21. esirge yara kadar başka insanlar manan devlet bu kadar hür yaşayalık dekmen, insanlıkını kurduk dekmen dediğim bundan devlet kuruluş için ekel cahide olması ilahi vehiyinin tetbiklığını olmaydı. Bugün küllükümüzde demokratiyanın herkıl paydalık vasıtları var. Mesela saylan vasıtı, gerçi İslam tarihi boğan bolsun, perkılık boğan. Hukuklarını Türk böleş vasıtları, hakimiyetini nazaret kılış ve hakimlerini sonra kıtartış diyen kokşaş bu demokratiyanın usullerinden paydalansak olur. Demokratiyanın felsefesiyle bugünkü Allah halde özgürlük kardeşler. Bugünkü demokratiye siyasi erkirlik ve idare tüzümden ibaret bir nesil aylandı. Erkirlik İslam'ın en yüksek takazzası. Akide erkirliği, fikir erkirliği, tasavvur erkirliğini belgeyede kays bir erkirliğini çekilmek. Ahlak zıtkıldığın terbini çekilir. Cemiyetinin ahlakını buzutulduğun, amallakını buzutulduğun terbini çekilir. Şu bir yerde idari tüzümden ensireçten acı yok. Onun üstüne idari tüzümden kıpırlık ulema alakası yok. Şunu bugünkü devirdeki idari tüzümlerden faydalansak, bu bizden akidemizge, siyasi nezirimizge herkes zıtkenmeydi. Çünkü İslam'daki devletçilikten maksat dinle imai kılıç ve insanların dünyalıkını paraben turmuşu ilgi kılıçta ibaret. Devlet bombağa vakti de, devirge münasip devlet kurulmağa vakti de, dinli mücahide elip bağın olmaydı, dünyalıkımızda mı hatırlayacağım, yaşıgın olmaydı. Şunu biz hakim müstebitlik kılmaydıgan, asas kanun hakim ve fukranın üstünde duralaydıgan, bunda bir devlet yaşayışını arzu kılıyoruz. Şuna ayetki ulil emr, hakimlere ya ki emirlere itaat kılanlar diyen bu ayetini bugün küllekte bir şahsi karşıtın, müessese karşıka ona asas kanun karşılıklı yüzlendirişimiz en uygun izah etti. Çünkü şahsi kartılış iştahatı olup müstebitlik şeklinin. Ama asas kanun iştahat kılışı ruhu olup kalsa, bunun hakim mi ortak iştahat kılıdı, fukra mı ortak iştahat kılıdı. Siyasi kıymet karşımızdan işkence köp hıl siyasilik mi oturup koyuş. Köp hıl siyasi faaliyet erbilişi yolu koyuş. Yani bunu doğru deyip karış. Yani hem fukralarındaki siyasi hareket katını şokokunu yol koyuş. İslam'ın kanuni menbe kıyan köpkül siyasi hareket ile medeni bir devlet yaşayışını ya medeni bir devlet koşuna arzu kılımız. Yani siyasi cihetten köpkül buluş, köpkül partilik buluşun tekazza kılıdı. Ve siyasi hukukta kan dökmezden tiniş şekilde koldun kolu ötküz bir işi tekazza kılıdı. Bunda o vakti de her bir fukranın ki saylam uçuşuş, parlament katnışış, hükümet katnış hukuk bulur. Köpkül partilik buluş, bu İslam'ı istemez. Kur'an sünnetinden heçkanda bir hüccetlik istemez.
Şer'i siyaset dediğimiz yani İslam'dan siyasetine tamamen uygun. Çünkü şer'i siyaset dediğimiz kişilerin ki şirketlerini, turmuşunu, hayatını şeriatın ruhu boyunca idare kılış demektir. Onda o kavat siyasi partiyle Kur'an sünnetli asas kanun kıygan bu tüzüm boyunca hareket kıysa, hemiz muş felsefe asası da, muş maksat asası rekabetleşse bunun hiç kadar eğiplendiğin, çeklendiğin, ya dinimiz zıt kıldığın bir terbi yok. Lakin köpkül partiyle tüzüme de devletin asas kanunu buzutuduğun, ya devletini kan içi gibi aylandırıyordun, kalayımkallık peydahı başka yolu koyulmayın. Eğer onda o kasır et kılın. Ya ki millet biz şeriat ruhu başı, şeriat ruhu boyunca yaşayımızda millet tallıgan olsa, bununla karşı hareket kıldığın bu kasır, o vakti et kılın. Eğer onda gelmez, asas kanunu rahi kıldığın, milletin irası vekillik kılığın köpkül partiyle bu kasa, asas kanun boyunca hareket kılsa, bunun çekilindiğin bir terbi yok. Belkin bir yerde bir sual düşüşü mümkün. Eğer halk İslam bir hareketini, ya ki bir İslam partisini değil, İslam teşkilatını değil, onu tallamaktı bir cemiyet, 3-4 partiyi varken. Bugünkü okşar, bizden riyallıkımız mevcut Uygur cemiyidir. O vakit demiş kılıç lazım diye şunu. Eğer millet, İslam hareketini, ya ki İslam teşkilatını, muayya isim vermedin mi bununla? Umum noktunda, tallamakan bu olsa. İslam hareketi biz, Kur'an, sünnet, ruhu boyunca işkımıza millet mecburlaş hukuki gibi yiyemez. Zorlap itkan tanış hukukimiz yiyemez. İbadet zorlaş hakkımız yiyemez. Fezekkir innama ente muzekkir leste aleyhim bir musayt. Senin vazifen çakırış. Senin vazifen davet kılış. Senin vazifen kanaatlendiriş. Yol bu. Demek bir saylan mağlup olan olsa sunan özgürdü. Terakki kıldı. Vastanı terakki kıldı. Canı masışıdığın nezriyeni oturup koy Kur'an sünnetin ruhu asası. Lekin akide zorlaşka, kişilerini halimga bir de zorlaşka İslam dini onu yol koymadı. Senin vazifen çakırdın, aklını kanaatlendirdi. Hikmeti olan en güzel şekilde işledi. Köpkısı siyasilik nezirisi yani dediğimiz, kişilerini siyasi hukuktan çekleşkin var. Müstebit, hakimiyet kokşaş, birisinin mücaz yakmaya kadar İslam siyasi hukuktan mahrum kıldıgan. Ya parlament saylam kuruş çekleydiğen, bunlar çıkılış bu köpkül siyasilik ki tamamen zittir. Şu an hem insanga, her bir fırağa erkenlik fırsı yaratıp veriş, tallaşını halk koyup veriş ve hem meyleni asas, kanun asası da siyasi hukukun işini teşebbüs kılış bu en doğru yol. Vaktimi az kaptı, sıkartıp değil de böyle bir gideyim. Üçüncü siyasi kıymet kılış, üçüncüsü küçükrek hükümet kuruş. Yani küçükrek hükümet dediğimiz hükümetin küçüğü acizrak ama milletin halkının küçüğü yukarı olan, yüksek olan bir hükümet şekillendirir. Yani hükümet asası olan işlerini idare kıl. Mesela bir hatarlık müdafaa işleri başkuruş, adliye işlerini icra kılış, devletten mal mülk idare kılış başkuruş. Ama talim terbiye, sahiye, vehb, ve ticaret, sosyetik ve şunun kokşar, milletin hayatı münasebetlik bu işlerde hükümetin küçüden bekerek, milletin ya halkın küçü yüksek boğan bunda bir devletin kuruluşuna arzu kılamız. O vakitte de insanın hürmeti, izzet, abruyu yukarı kötü oldu. Hükümet müstebit haletke kilenmeydi. Yani bu hükümetin vazifelerinin katında işlerini nazaret kılıştık milletin ve intizam seliş. Taşkı işler retki seleştirdik bunu. Ödeyip gitmeyi vaktim. Toşa bu kadar kaçka. Dördüncü birisi siyasi kıymet kararışlarda. Milletin oranını, halkın oranını yukarı götürdüğün. Bunda bir siyasetin ki tedbiklenişi, ya bunda bir devletin ki kuruluşunu arzu kılmış. Kandağda bir devlet var, ismi var, ismi çıraylık ama millet kurulanan. Millet asası hukukunu mahrum kalan bunda devleti. Kaçısında olsa retki kılmış. Yani biz kurmakçı olan, arzu kurmakçı olan, milletin ki izzet aburun, hürmet aşırmakçı olan devletten birinci karakter adaletini asas kıran devlet. Yani biz dünya hürmetleydiğen, başka devletle bir eğmen ediğen, başka devlet yardım isteydiğen, ehlaklı örnek olduğen, hidayet çakırdığen bunda bir devletin kuruluşunu, ya bunda bir devletin yaşayışını arzu kılamız. İşkense can ehlakına ayıkıldığen, can kılıç bizdenki her vakit kuruluş birgen arzuyumuz emez. Ama mecbur olup kalsak, zulüm şeklini kapkalsak,
Örlükümüz depsendik uçakıp kalsa, o vakit can kılıç biz mecbur. Çünkü İslam'dan başka insanlar ile, başka devletler ile bu olan alakası can kılıç alakası emez. Esli alakası devlet kılıç alakası. Esli alakası hidayet çakılış alakası. Esli alakası tiriç yaşa çıkışıp yaşış alakası. Ama başka zulüm kıysa, zomgarlık kıysa, baskınçılık kıysa, müstemlik kılıbası o vakit de can kılmayı bulmayın. Can kıyavut İslam'ın ki bir bölük ahlakı ve onun rahat kılıç lazım. Mesela cengi katlaşmağına yallağa çakılmazlık, küçük vallağa çakılmazlık, kerlağa çakılmazlık, ibadet kansı yaşaydıgan kandak dinde kop kalsa, onun çakılmazlık koşuş, bu İslam'ın ahlakıdan can meydanı vazgeçişe bulmaydı. Yanı bir tarımakı, millet ordu görüyoruz, zulümle yoktuş üçün can kılıç. Yani can dep ataylı, yak cihat dep ataylı. Bunun maksat zulümü karıştırış, zulümle yoktuş. İslam'daki zulüm, ne, İslam'daki can kılıç felsefesi, ya cihat felsefesi maksadı, zulümünü yok düş maksadı. Mezlumlarını himaye kılıç, yardım veriş maksadı. İslam bu sahaya gelen çağda hükümetlerle şahsilerini farklandırdı. Hükümet zalim olsa, meyli İslam devleti olsun, meyli özellikle halifelik devleti kurulsun, kişiler zulüm kıygan olsa, adaletsizlik kıygan olsa, bunu yok tutuşlaş lazım. Meyli İslam devletiyle kurulgan olsun, meyli kapır devleti olsun, zulüm olduken bunu yok tutuş lazım. Bu İslam'daki nezireyiz. Ama şahsiyle karta, Müslüman bombağa şahsiyle karta, onu sen dini kırsan da zorlaş, bizden hakkımız emez. Zorlaş gibi olmayın. Davet kılımız, çakırımız, doğru çüşendirimiz, kubul kıysa, bana kubul kılmaya kalıp kalsa, hesabını kıyamet günü Allah'ın aldı da üzülür. Çünkü ayette, la ikraha biddin. İslam'ı başkalarına zorlaş hakkın emezsin. Ahir bir nokta, belki biz kurmakçı olan devlet İslam nezriyesi asası kurulsa bu burun halifelik devlet kurulup diken Osmanlı, Umevi ile Abbas ile de imperiya kari devlet kurulup diken başka mı? Hem de biz devlet kursak, müstakil bir devlet kursak başka devletlerle yani Müslüman devletlerle olan alakası kandalı olur diye soruyoruz. Biz bir ümmet oluşturduğumuzda dünyadaki Müslümanlarla siyasette İktisatta, müdafiye işlerinde ortaklık hasıl edilir. Ama her bir devlet özünden şahsi ilgilerini hürmetleyen federaliyet tüzümünü şekillendirilen devlet kuruşuna sokuyoruz. Çünkü bugünkü devirde kurum kuruşu imperiyel karakterinde kıtta atılan devletler kuruş o pek şart. Onun üstündeki dinimiz kıtta atılan imperiyel karakterinde devlet kuruşu demedi bizden. Sen şeriatını tatbikladın. Akidem ile, ahlakım ile yaşadık. Bu da o kadar. Biz çok bir devlet kurmuşsak, esnafta özümüzü ilk çıkartırken, özümüzden izzetini, ademiyle ki bizi kollayalıyken, milli karakter devlet koyduk. Başka Müslümanlar şu an gelse, siyaset ortaklık olsun, iktisat ortaklık olsun, müdafiye ortaklık olsun ve başka çıkaran eğitim iş koşu ortaklık olmasın. Bu artık federalist bizim bilen iş gidiyorsa, yani ümmet, herkes bu takaşmayın.